Kanalıma hoş geldiniz. 1 milyonuncu kez. Çünkü 1 milyon kere bu videoyu baştan aldım. Çünkü çok boş yaptım. Ama artık bir daha baştan alamam, daraldım. Bugün sizlerle beraber Temmuz ayı bitenler videosu çekeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok güzel olur. O yanda güzel çantaya basarsanız da daha güzel olur. Bu arada Instagram hesabım çalındığı için yeni bir hesap açtım. Aşağıya bırakıyorum. Onu da takip edin. Ay, sonunda başarabildim yani şu girişi yapmayı. Video bir hafta falan gecikmeli geldi. Kusura bakmayınız lütfen. Ben bu kadar kibar bir insan değilim. Of. Her neyse. Tıkandım, konuşamıyorum. Video atmaya çalıştım ama videoyu atamadım. Yani video YouTube'a yükleniyor böyle. Tam bitecek, bir daha başa dönüyor. İnşallah bu videoda öyle olmaz. O yüzden de biraz gecikmeli bir şeyler oldu. O videoyu artık sonra bir ara yayınlarız. O zaman şimdi direkt başlayalım. İlk ürünümün kapağını kaybettim. Nivea'nın şu klasik yüz yıkama köpüğü. Bu yüz yıkama köpüğünü çok seviyorum. Ve böyle zaten cidden yumuşak bir his bırakıyor. Yani cildiniz çok böyle haşır huşur şey yapmadan temizliyor. Bu arada ürünlerim üşenmediğim kadarını aşağı linklerim. Buna ben sabah akşam net yüzümü bu köpükle yıkıyorum. Çünkü hani gün içinde toz moz şey oluyor. Makyaj yapmasanız bile konuşamıyorum. Yüzünüzü akşamda temizlemeniz gerekiyor ki işte sivilce falan filan çıkmasın. Bu arada bunun şeyini de çok seviyorum. Makyaj temizleme suyum bittiği için makyajlarımı da yüz yıkama köpüğüyle yıkıyorum ve bu gerçekten çok güzel çıkarıyor. Yani direkt ekstradan bir efor göstermeden, ekstra uğraşmadan direkt bir yıkaşta şık diye çıkarıyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Çok güzel ve böyle çok temiz kokuyor. Dışarıda yavru kediler var. Alican da var. Alican bir kediye konulacak en saçma isim. Annemin miyavladı. Ona yemek falan verdik. Süt müt işte. O zamandan beri kediye Alican diyorlar ve beni de Alican olarak alıştırdılar. Kediye başka bir isim bulamıyorum ama yani Alican da çok saçma ama kediye yapıştı. Biz o kediyi çok seviyorduk. Böyle bize miyavlıyordu. Geliyordu böyle üstümüze falan çıkıyordu. Seviyorduk. Ama artık sevmiyoruz bence. Annem de ona tavır aldı. Çünkü sadece bize miyavlamıyormuş. Herkese miyavlıyormuş. O yüzden o kediyle yollarımızı ayırdık. Bu da Neutrogena'nın makyaj temizleme suyu. Bu çok güzel çıkarıyor bence. Ama böyle bir tık uğraştırıyor. Uğraştırıyor de. Uğraştırıyor niye diyorsun ki yani? Neyse. Bir tık böyle şık diye çıkarmıyor da şık şık diye çıkarıyor. O yüzden bilmiyorum. İlk tercih ettiğim makyaj temizleme suyu değil. Simple'ın şu küçük boyları çok güzel çıkarıyordu. Onun büyük boy var mı bilmiyorum. Biraz fiyat birazcık fazla ama böyle şık diye çıkarıyor gerçekten. Çok güzel. Fırlatıyorum. Sonra sanki ben toplamayacağım. Niye fırlatıyorsam yani. Artist diye model lüzumu yok. Bir diğer biten ürünümüz Diaderm'in şu gündüz kremi. Diaderm'in gündüz kremlerini kullanıyorum ben bayağıdır. Yani bayağı 4-5 aydır falan Diaderm'inkini kullanıyorum. Tabi zaman kavramı karışmadıysa. Şu anda hatta karma ciltler için olanını kullanıyorum. Watsons'ın kutusundan çekmiştim. Bu Diaderm'in gündüz kremleri hem uygun fiyatlı hem de günlük hani nem ihtiyacınızı karşılıyor cildinizin. Şöyle bir şey var. Hani cildim yağlı, karma, İşte nemlendirici kullanmayayım diye bir şey yok. Çünkü o zaman da cildiniz hani ne kadar yağlı olursa olsun mesela, ne kadar karma olursa olsun fondöten falan sürdüğünüzde direkt böyle şey oluyor. Çatlak gibi duruyor cildiniz. Böyle kötü oluyor yani, kuru olduğu belli oluyor. Siz hissetmeseniz de aslında yağlı ciltlerinde, karma ciltlerinde bir nemlendirici ihtiyacı var. Ama bu açıdan nemlendiricinizi gerçekten doğru seçmeniz gerekiyor. Çünkü yağlıysa cildiniz ve üstüne gerçekten siz böyle kuru ciltler için olan yağlı bir nemlendirici seçtiyseniz cildinizin içine ettiniz. Bu oranda bu gerçekten yağlı ciltler için güzel bir nemlendirici. Ve fondöten sürdüğünüzde bunu nasıl anlıyorum? Hem cildimde böyle gibi tuhaf şeyler olmuyor. Yani bir sivilcelik, bir ekstra yağlılık falan olmuyor bu krem kullandığımda ve fondöten sürdüğünüzde hiç böyle
kuruluk adına bir şey olmuyor. Yani zaten cildinizin gerçekten yağ nemini aldığını anlıyorsunuz. Böyle fondan sürünce böyle kaygan, böyle çok pürüzsüz duruyor. O ben işte şu an karma ciltler için olan böyle ekstra parlaklığı götüren kremim var. Çok güzel o da. Ve bunların böyle çok, bu sıkılaştırıcılığıydı galiba ve çok güzel kokuyorlar. Harika ve fiyatları da uygun bu arada. Ve ben şeyde de gördüm. Ne alaka bilmiyorum ama Şok'ta falan da var garip bir şekilde. Şok'ta bu tarz şeylerin olduğunu bilmiyordum. Bir diğer şeyim ne? Ojem. Bir diğer ürünümüz. Flormer'ın şu Starshine isimli ojesi. Numarası ST09. Şöyle netliyor mu? Netlemiyor tabii ki de. Netlesene. Neden netlemiyorsun? Netlemiyordu. Netlemezsen netleme. Şöyle bir hoca, bunu 1 milyon kere zaten görmüşsünüzdür bende. Bunu ben size aşağı linklerim. Bunu özellikle linkleyeceğim. Hala fırlatıyorum. Bir diğer ürünüm. Neutrogena'nın el kremlerine gerçekten aşık olabilirim. Güzel kokmuyor. Normal kokuyor. Ben her şeyin işlemden önce kokusuna baktığım için bir tık eksi ama yine de bu çok seviyorum. Böyle aşırı yağlılık hissi bırakmıyor ve böyle anında emiliyor ve bir ara sürekli elime böyle, el kremi ben sevmeyi çok sevmiyorum. Sürmeyi sevmiyorum. Fıcık 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 oluyor. Böyle sürekli elini yıka, köpükle. Bir de bende tuhaf bir şey oldu. Hani elini doğru düzgün yıka, bir kere yıka. Ben 3 kere yıkıyorum. Hani bunu şey anlamında, kötü an şey böyle işte, siz bir kere yıkıyorsunuz, ben 3 kere yıkıyorum anlamında demiyorum. Gerçekten takıntı oldu. Böyle 3 kere yıkamazsam böyle her şey çok kötü olacakmış, hiçbir şey onda gitmeyecekmiş gibi geliyor. Ve bazen mesela unutuyorum. Bu 2 mi 3 mü? Böyle şey yapamıyorum. Uzayıp gidiyor. Bu acaba 2. mi diyor? 3 müydü? Yok, garanti olsun bir kere. Belki böyle elim berbat oldu gerçekten. Her şeyin fazlası zarar. O yüzden bunu böyle 2 gün sürdüğümde anında böyle eski haline geldi. O yüzden böyle şık şık hemen böyle kurtarıcı bir şey. Öyle. Bunun kremleri çok güzel ama güzel kokmuyor. Daha koklayacağım. Ve normal krem kokuyor. Ben de bir krem vardı. Onu bir videomda göstermiştim. Aşırı güzel kokuyordu. İngiliz markasıydı ama neydi marka, garip bir şeydi, onun adını hatırlamıyorum. Bu arada hesabımı çaldılar, Instagram hesabımı. Kim çaldıysa onu görünce gerçekten nerede göreceğim bilmiyorum ama bu dünya olmaz öteki dünyada bir hesaplaşmamız var onunla. Çünkü benim anılarımı çaldığını düşünüyorum. Ben o Instagram'ı, ilk Instagram'ını 5. 6. sınıfta falan açmıştım. Böyle sürekli telefon değiştiren biri olduğum için teknolojik aletlerle aram iyi değil. Fotoğraflar böyle geçmişe çok inemiyorsun. Sürekli gidiyor fotoğraflar. Ama story'de her şeyim olduğu için hani orada bakıyorum böyle işte ilkokul fotoğraflarım, ortaokul, lise, bir bakıyorum tövbe bismillah diyorum, bu tip ne? Ben nasıl böyle sokağa çıkmışım falan filan dediğim fotoğraflarım da var. Onlar anıydı, güzeldi. Anılarımı çaldı o Instagram'ımı çalan kişi ve hadi çaldın. Tamam mı? Çaldın Instagram'ımı. Değiştir, kendi hesabını yap. Git başka bir şey yap. Fotoğraflarımı sil. Bir şey. Her şey aynı duruyor. Sorularıma dokunmamış. Fotoğrafıma dokunmamış. Birine mi yürüyor oradan bilmiyorum ama zaten yakın arkadaşlarıma söyledim. Hani hesabım çalındı falan filan diye. Ve bilmiyorum. İlk 2 gün falan kendimi çok eksik hissettim. Gerçekten normalde bağımlısı değilim. Yani böyle çok bir ay falan telefon kullanmadığım da oldu. Telefonumu bozduğum için. Ama Instagram'a girince bir şeyler koptu içimde. Anılarım gitti. Fotoğraflarım gitti. Arkadaşlarımla mesela bazı mesajlaşmaları, böyle geçmişe falan iniyorum diyorum. Ne kadar saçma salak şeyler konuşmuşuz yani falan. Artık kimseyle eski konuşmamı okuyamıyorum. Bu çok kötü bir şey. Bütün her şeyim gitti. Buradan o kişiye sesleniyorum. Bela okumayacağım. Neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.